Osman Hamdi Bey'i hatırımız mı? Osman Hamdi Bey niye bu işe girmiş? Neden müzeci olmuş? Nereden aklını esmiş? Sanatçı tarafı da var ama biz müzeci tarafından bahsedeceğiz. Evet. Kimdir Osman Hamdi Bey? Necidir? Niyedir? Osman Hamdi Bey tabii dönemin çok ünlü bir ailesinden geliyor. Babası İbrahim Ethem Paşa'dan geliyor. Pek çok bakanlıklar yapmış, nazırlıklar yapmış İbrahim Ethem Paşa. Aynı zamanda Osmanlı'nın yurt dışına eğitime gönderdiği 4 gençten bir tanesi. Maden mühendisi olarak yetişip geliyor ve burada önce sarayda görev yapıyor. Sonra da sadrazamlığa kadar yükselen birisi. Böyle bir ortamda büyümüş. Baba İbrahim Ethem Paşa nazırlık yapmadığı zamanlarda da büyükelçilik yapıyor. Viyana Büyükelçiliği var, Belgrad Büyükelçiliği var. Böyle bir ortamda büyümüş, kültür ortamında büyümüş birisi. Babasıyla beraber de Belgrad'a bir ziyarete gidiyor. O sırada Tuna Nehri üstünden Avrupa'yı geziyor, Viyana'ya gidiyor. Oradaki müzeleri görüyor. Da küçük daha, 15-16 yaşlarında. Ve babadan kendisi gibi yurt dışında okumasını istiyor, okutulmasını istiyor. Ve 18 yaşına geldiğinde Osman Hamdi Bey hukuk okumak üzere Paris'e gidiyor. Paris'te hukuk onu sıkıyor. İçinde bir şey var, coşku var. Zaten küçük yaşlardan beri resim yapan, kara kalem çizimler, karikatürler yapan birisi. Paris'teki ortam, sanat ortamından çok etkileniyor. Daha çok güzel sanatlarla ilgileniyor. Güzel sanatlar dersleri, arkeoloji dersleri de alıyor. Ve bu arada bir sergi açılıyor, Paris sergisi. 1867 Paris sergisi. O sergiyi Sultan Abdülaziz ziyaret ediyor. Ve o sergide uluslararası fuardır, bu çok önemli. Abdülaziz'e de eşlik ediyorlar. 3 tane genç var kendisi gibi. Bir tanesi de Şeker Ahmet Paşa. Onların, o da ressam mı? O da ressam. Onun Osman Hamdi Bey'in 3 tane tablosunun sergilendiğini biliyoruz. Bir tanesi Çingene Kızı, Zeybek'in Ölümü, Zeybek'in Dansı gibi tabloları sergileniyor. Böylece zaten bir uluslararası sanat olayının içine girmiş durumda. Aynı zamanda 1865 yılında Osman Hamdi Bey Paris'te okurken yurt dışındaki müzeleri dolduran Osmanlı eserlerini görüyor. Yani Osmanlı'nın sınırlarından götürülen eserlerin ne kadar çoğaldığının farkında. Ve bunun üzerine makaleler kaleme alıyor. Ceride-i Havadis ve Ruznamey-i Ceride-i Havadis gazetelerinde 1865 yılında yazıları var. Ülkemizden giden eski eserlerin vahim durumu konusunda ve bunların önlemlerinin başlaması, bunlara önlem alınması konusunda yazıları var. İlk başta arkeoloji ve müzecilikle ilgili başlangıcını bu olarak kabul edebiliriz. Sonrasında yurda döndükten sonra 8-9 yıl kadar kalıyor. Önce Bağdat'a gidiyor, Bağdat'ta görev yapıyor. O sırada da Bağdat'taki bütün arkeolojik alanları, onların hep tabloları vardır Nippur'dan. Arkeolojik alanlar, eski kalıntılarını, hep resimlerini yapmıştır. Çok değerli tablolardır. Pensilvanya Üniversitesi'nde bu tabloların bir kısmı. Ve döndükten sonra da daha çok protokol işleriyle görevlendiriliyor. Bir müddet... En son döneminde devlet görevinde Galatasaray Pera bölgesinde belediye başkanlığı da yapıyor. Bu başkanlığı sırasında... Evet, galiba o sırada tek belediye orası. Başka belediye yok galiba orada İstanbul'da. Galiba öyle. O çok fikrim yok. Burada yani Müze-i Hümayun'da da bir heyet kurulmuş. Bilim heyeti. O bilim heyetinde de yer alıyor. Doktor Anton Detier var, müzenin ikinci müdürü resmi olarak. Detier'in kurduğu bir müze bilim heyeti var. Müze bilim heyetinde de görev alıyor Osman Hamdi Bey. Fakat sonra Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve sonrasında gelişen siyasi olaylarda kendisinin de biraz pasif görev alınmasından dolayı emekliliğini istiyor ve Kocaeli'nin Eskihisar ilçesindeki evine çekiliyor, resim yapmaya başlıyor. Fakat bu uzun sürmüyor. O sırada Anton Detier 1881 yılında vefatıyla boşalan bir müze müdürlüğü kadrosu var. Ve
O zaman müze bu müze değil ama. O zaman müze değil. En son karşıdaki Çinili Köşk. Birinci müzemiz... Şuradaki arkamızdaki Fatih'in... Fatih'in Av Köşkü. Fatih'in Av Köşkü. 1472'de yapılmış. Şimdi galiba İslam Eseri Müzesi galiba değil mi? Türk İslam Eseri, pardon, eski şark eserleri. Pardon, şark eseri müzesi. Yok yok, Çinili Köşk. Çinili Köşk. Çok özür dilerim. Çinili Köşk olarak adlandırılan köşk müze oluyor. İkinci müzemiz. Evet. Ve o da Selçuklu üslubunda yapılmış bir müzedir. Onun da hikayesini isterseniz ayrıca anlatırım. Osman Hamdi Bey 1881'de müze müdürü olmadan evvel yine bir Alman Milhofer'la anlaşmalar sağlanıyor. Çünkü yabancılar, büyükelçilikler müzeye kendi tarafından yetişmiş, kendi milliyetlerinden insanları müdür yapmak için çok uğraşıyorlar. Ama Osman Hamdi Bey son anda yine babası ve arkadaşlarının desteğiyle artık bir Türk insanı. Tabii orada Abdülhamit'in de çok emeği var. Abdülhamit'in çok önemli kararı son anda değiştirerek Osman Hamdi Bey'i müze müdürü yapıyorlar ve birdenbire de Türk müzeciliği anında. Abdülhamit'i sevmenin temel nedeni bu müzedir. Çünkü burayı o yaptırmış. Evet, haklısınız. Bu müze zor şartlarda 73 bin kuruş değil mi? 730 bin Türk lirasına mı geliyor? O zamanki şeyle kuruş. Evet, 700 bin kuruş buraya tahsisat sağlıyor. Valuriye yaptırdığında iki katlı ve alt katta 10, yukarıda da 26 bölümden oluşan bir müze planlanıyor. Ve hemen şurada gördüğümüz bir Ağlayan Kadınlar Lahdi var. Hı hı. Yine bu grup içerisinde yer alan, Sayda'dan gelen. O Lahdin cephelerinden yararlanarak dış cephesini Valori ile beraber hazırlıyorlar. Valori hakkında hiç fikriniz var mı? Benim var da izleyicim yoktur. En azından bir bölümü yok. Valori İstanbul'da yaşayan bir Fransız ailesinin çocuğu. Siz Galatasaraylısınız, bilirsiniz. Galatasaray'ın karşısında bir pastaneleri var. Pastaneleri var diye biliyorum. Pastaneleri var ama postane binası Valori'nin değil midir? Pardon? Postane binası onun değil midir? Evet evet, postane binasının olduğu yerde ve yine Paris'e mimarlık eğitimine gittiğinde Osman Hamdi Bey'le de oradan arkadaşlar. Osman Hamdi Bey 1881'de müze müdürü olur olmaz aslında bir taraftan da Paris'teki almış olduğu eğitimin gereği bir güzel sanatlar okulu açmak istiyor ve yine Abdülhamid'e bunu ikna ederek kabul ettiriyor. Burada Arkeoloji Müzesi'ne girerken ilk bina vardır. Sanayi Nefise Mektebi olarak açılıyor. Onun da mimarı Valori'dir. Ve Valori Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk hocalarından mimarlık. Yani ilk güzel sanatlar okulu yani. Evet evet, ilk güzel sanatlar okulu ve bu güzel sanatlar okulu daha sonra günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temelini oluşturuyor. Valori'de mimarlık bölümünün ilk hocası, bölüm başkanı, böylesine önemli birisi. Ve çok da az bir ücretle çalışıyor. Yani diğer... Neredeyse gönüllü gibi. Gönüllü gibi, yarı yarıya bir ücret alarak hocam çalışıyor. Hocam tekrar müzeye gelin, Valeri'den çıkın. Özür dilerim. Ama bunlar da tabii ki bu kişilikler de çok önemli müze için.